Efendim bugün günlerden pazar. Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri, bana deselerdi ki bir ay önce falan deselerdi ki sen çıkacaksın Atatürk Caddesi'nin girişindeki Cumhuriyet Meydanı'nın köşesindeki döner kavşakta çıkacaksın da böyle kamerayı koyacaksın, konuşacaksın falan, hayatta ben inanmazdım. Ya benim ne işim var orada falan derdim. Aslında yapılabilir. Normal zamanda da böyle bir yayın yapılabilir ama şimdi gittim biraz dersime çalıştım. Ne olup bitiyor baktım. Böyle saçlar biraz uzadı, kusura bakmayın yani. Biliyorsunuz berberler, kuaförler kapalı olduğu için saçlar uzadı. Aslında bir tane makine olsa da bunu olduğu gibi kessek, temelli kessek, kurtulsak, yıkaması kolay. Yaza doğru inşallah daha güzel uzar. Böyle kusura bakmayın o yüzden. Biraz saç baş dağınık. Az önce burada bir tane sokak köpeği yatıyordu. Onu rahatsız ettik. Bu herhalde dedi, bu adam gelecek burada bir şeyler yapacak dedi. Bekledi, bekledi, bekledi. Ondan sonra gitti. Onu rahatsız ettik. Efendim şimdi koronavirüs salgını ile ilgili olarak valilik bir pandem açıklaması yaptı. Ondan önce de Muğla'daki hastanelerle ilgili açıklama yapıldı. Az önce bir görsel alayım derken Çiftlik Camisi'nden de kaymakamlığın bir ilanı vardı. Oradaki bir görevli okudu bunu. Aslında bunu niye aslında Dalaman Belediyesi hoparlöründen okumadılar, onu da hayret ettim. Hatta bazı arkadaşlar sordu ya bunu kim okudu falan diye. Ben dedim herhalde oradaki imam okudu. Dalaman Belediyesi hoparlörü de bu açıdan kullanılabilirdi. Demek ki bir bildikleri var. Camilerden okutuluyor. Valiliğin bazı duyuruları, işte sokağa çıkmama konusundaki uyarılar. Şimdi bu konularla ilgili olarak ben şöyle sosyal medyada bir gezdim. Bugünlerde fazla haber atmıyoruz, fazla habere yüklenmiyoruz. Çünkü hakikaten yani haberler zaten biliniyor. Fakat bazılarını hani troll olarak adlandırdığı kişiler var sosyal medyada. Bu arkadaşlar sağ olsunlar bizden önce haberler alıp paylaşıyorlar. Bizim yükümüzü önemli ölçüde sırtımızdan alıyorlar. Yani habercilik yapıyorlar, gazetecilik yapıyorlar. Onların kimler olduğunu, onların hangi akla hizmet ettiklerini zaten insanlar biliyorlar. Habire onlar paylaşıyorlar. Diyorum ki ya bize o zaman gerek yok. Yani biz ne yapıyoruz yani? Şimdi birkaç not aldım, kısa notlar aldım. Bu notların başında şunu anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz Aydem elektrikleri hala kesiyordu yani. Muski erteledi falan ama tüketici kredileri ertelendi. Önce kamu bankaları, daha sonra özel bankalar erteledi. Şimdi Aydem hala elektrikleri kesiyordu. Bununla ilgili kamuoyunda bir böyle bir şey oluştu. Ondan sonra Aydem bir açıklama yaptı. Nisan sonuna kadar, 30 Nisan'a kadar elektrikleri kesmeyecek. Bunu biz haber olarak koymadık ama dediğim gibi o troller sağ olsunlar zaten yayınlamışlar. O yayılmış zaten. Bu tarihten sonra da kredi kartına derken ben size ikaz edeyim. Kamu bankalarına ait kredi kartlarıyla. Çünkü Aydem'in anlaşması kamu bankalarıyla. 9 aya kadar biriken borçlarla alakalı olarak taksitlendirme yapacaklar. Şimdi efendim Dalaman Belediyesi Meclisi toplanıyor biliyorsunuz. Her ayın birinci günü toplanıyor. Eğer hafta sonuna denk gelirse pazartesi günü olmak üzere, bazen ikisi üçü oluyor. Toplanıyor biliyorsunuz. Nisan, Mayıs, Haziran meclis toplantıları iptal edildi. Olağanüstü şartlar hariç iptal edildi. Artık meclis toplantıları yok. Bunu da aslında duyurmak lazımdı. Fakat bunu bir şekilde bir haberimiz oldu bizim. Resmi bir açıklama yapılmadı. Meclis toplantılarının iptali, tabi encümenler falan devam edecek ama meclis toplantısı iptal edildi. Şimdi Türkiye'de özellikle sosyal medyada ya da tabi sosyal medyada, çünkü normal bunu bugün yandaş olarak ifade ettiğimiz medya ürünlerinde, televizyonlarda falan rastlamamız mümkün değil. Özellikle Kızılay'a karşı çok ciddi eleştiriler var. Şimdi Kızılay 50 milyon Türk lirası bağış kampanyasıyla şeye başlamış. Yardım kampanyasına başlamış. Destek kampanyasına. Biraz geç kaldı. Ama bu Kızılay'la ilgili birçok ben eleştiri okudum ama bu eleştiriler içerisinde en güzeli şuydu. Kızılay talimatlara uydu, evde kaldı. Hakikaten Kızılay evde kaldı. Şimdi yeni yeni yavaş yavaş dışarı çıkıyorlar. Ama Kızılay bu süreçte mesela genel başkanının işte deniz kenarında bir yalıda oturması falan filan, bunları ben konu etmiyorum ama Kızılay bu süreçte çok ağır bir imaj darbesine maruz kaldı. Bundan sonra biraz toparlanması zor. Az önce bahsetmiştim, burada bir tane sokak köpeği duruyor dedim ama buraya bir de temizlikçi arkadaşlar
fırçalarını, küreklerini falan koymuşlar. Ya da park bahçelerdeki arkadaşlar, onlara denk geldim. Şimdi sokak hayvanlarına bizim mama ve su götürmemiz gerekiyor bu süreç içerisinde. Yani herkes içerideyken, bunlar için restoranlar falan kapalı. Bütün gıda üreten yerler şu anda sıkıntılı. Onun için bunlar sokakta mama bulma konusunda ciddi sıkıntılar çekiyorlar. Onun için bunlara yardımcı olmak lazım. Ben izlediğim kadarıyla mesela Muğla Büyükşehir Belediyesi araçlara paketlenmiş olarak yüklüyor ve oradaki sokak hayvanlarına bunun dağıtımını yapıyor. Ha bunu artık yani göstermelik olarak mı yapıyoruz, rutin halde mi yapıyor, nasıl yapıyor bilmiyorum ama mesela Ortaca'da da bu yapılmış. Biliyorsunuz belediye kanununa göre belediyenin bütçesinden belli bir kısmı sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve bakım için harcanması kanunen gerekiyor zaten. Yani kanunen böyle bir harcama yapma yetkiniz var. Ben de Dalaman Belediyesi'nden sokak hayvanlarına mama verilmesi, bu zor zamanda onların aç kalmamaları, susuz kalmamaları için gerekli çabaların gösterilmesini istiyorum. Buradan rica ediyorum. Biliyorsunuz koylar, mesire yerleri, parklar, bahçeler, piknik alanları ikinci bir genelgeye kadar kapatıldı. Bununla ilgili Dalaman Belediyesi ve çevre belediyeler Türkiye'nin her yerinde tedbir alındı. Ama buna rağmen özellikle kendi bahçesi bulunanlar, kendi köyü olanlar oralara gittiler, piknik yaptılar bir şekilde. Ama burada dikkat etmek lazım. Bir önceki yayında söylediğim gibi burada aslında en önemli şey sosyal mesafe. Sosyal mesafeyi korumamız lazım. Bunu koruduktan sonra ellerimizi yıkamamız lazım. Dezenfekte etmemiz lazım her tarafı. Ben mesela dezenfekte deyince kendime özgü bir yöntem buldum. Şimdi bu bildiğim bu cam sil fısfıslar var ya, böyle cam sil. O cam silden aldım bir tane, içini boşalttım, yıkadım. Ondan sonra içine böyle birkaç damla, yani nasıl diyeyim, yani bir 20-30 cc domestos koydum. Domestos ya da işte klorak, her neyse. Ondan koydum, üzerine su ekledim. Yani sağa sola silmektense, yani fizik olarak da uğraşmaktansa zaman zaman bu fısfısı yapıyorum ben. Her gün geldiğimde ofisi bu şekilde dezenfekte ediyorum. Böylece uğraşmaya gerek kalmıyor. Çok fazla damlatmadan az bir damlayla bence tamamen bana ait bir dezenfeksiyon sistemi bu. Herkese tavsiye edelim. Efendim, Gültekin Uysal. Gültekin Uysal kimdir? 30 Mart seçimleri, belediye seçimleri kapsamında Demokrat Parti'nin bürosuna da gelmişti. Demokrat Parti Genel Başkanı. Aynı zamanda Afyon Milletvekili. Bütün maaşını ilk kez, yani mecliste ilk kez bir milletvekili olarak bütün maaşını koronavirüste yapılan mücadelede harcamak üzere bağışlamış. Bunu gördüm sosyal medyada, dikkatimi çekti. İnsanların dedim haber olsun. Allah razı olsun, tebrik ediyorum. Duyarlı bir davranış. Şimdi birkaç gündür, bugün günlerden ne pazar, Cuma'dan beri Türkiye'de şöyle bir tartışma var. Cuma gününden beri. Biliyorsunuz Cuma namazları sadece vakit namazı olarak kılınacak. Onun dışında Cuma namazları yasaklandı biliyorsunuz. Ama Beştepe Camisi'ydi sanırım. Yani Diyanet İşleri Başkanı çıktı böyle, orada namaz kıldırdı. İşte ikişer metre ara. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından seçilmiş kişiler orada namaz kıldılar. Hatta bazı şeyler gördüm, işte cep telefonuyla falan oynuyordu namaz kılanlardan bir tanesi. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı'nın genelgesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından delindi. Kötü bir örnek oldu. Bununla ilgili ben yorum yapmak istemiyorum. Çünkü bunda yorum yapacak hiçbir şey yok. Yani bunda konuşsak sabaha kadar konuşuruz. Bu nasıl bir anlayıştır, nasıl bir mantıktır? Yani olaya nasıl bakıyorsunuz? Yani nedir yani, bu adam nasıl oluyor da bu cuma namazını kıldırıyor? Demek ki yani oradakiler cuma namazı kılabiliyor, bizim vatandaşlar kılamıyor. Bu konuda ben yorum yapmak istemiyorum. Benim bildiğim kelimeler, cümleler bunlara yetmiyor yani. Yetmiyor. Bu arada birkaç gündür tartışılan bir konu da Kanal İstanbul konusu biliyorsunuz. Kanal İstanbul yaklaşık 9 milyar dolarlık bir kısmı, ya özellikle çevre yolları, ulaşım bağlantıları ile ilgili 9 milyar dolarlık kısmı ihale edildi. Şimdi bunun yeri miydi, zamanı mıydı? Bu ihale bittikten sonra ertesi gün Ulaştırma Bakanı görevden alındı. Hemen bir gün sonra da bütün otobüs ulaşımı, şehirler arası otobüs ulaşımı ve uçak seferleri iptal edildi. Hani şu biletlerinde KDV'nin tedbir olarak azaltıldığı uçak seyahatleri var ya, hepsi iptal edildi. Ondan sonra Türkiye'de sadece 14 noktaya ve sadece Türk Hava Yolları olarak seyahat
imkanı var, sınırlı sayıda. Ben baktım bu 14 tanenin arasında Dalaman Havalimanı yok. Dalaman Havalimanı niye yok? Dalaman Havalimanı'nda demek ki aslında araştırmak lazım. Genelde dışarıdan gelen insanlar, yani yurt dışından ulaşım sağlanıyor. O da turizm sezonuna bağlı olarak sağlanıyor demek ki. Aslında Türkiye içi ulusal anlamdaki uçuşlarda da Dalaman fena değildi. Mesela Ankara bir günden iki güne çıktı. Ama Ankara, yani Dalaman niye yok onu anlayamadım. Bunu araştırmak lazım. Ondan sonra bu yeni Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu hemen akabinde bakan olarak atanmasından sonra bir açıklama yapmış ve demiş ki Sayın Cumhurbaşkanımıza layık olacağım demiş. Şimdi bu tür kamu görevlileri, bakanlar, milletvekilleri halka hizmet için gelirler. Burada layık olunmasına çalışılacak kitle halktır yani. Bir kişi, şahıs değildir. Bu şimdi sen daha dakika bir, gol bir. Yani böyle bir açıklama var mı? Yani demek ki Türkiye'de yapılan bütün işler, bütün faaliyetler sadece bir kişinin tebessümüne, bir kişinin memnuniyetine yapılıyor. Şimdi biz bu adamlarla nasıl iş yapacağız? Efendim, şimdi biz her ne kadar törpülense de tarımsal anlamda önemli üretim merkezlerinden birinde yaşıyoruz. Bu koronavirüsle mücadele kapsamında birçok şey açıklandı ama tarımsal faaliyetler ve tarımla alakalı herhangi bir şey açıklanmadı. Şimdi aslında biliyorsunuz mevsim itibariyle bir şeylerin dikilmesi, bir şeylerin çapalanması, ne bileyim işte bir şeylerin ilaçlanması, hepsinin mevsimsel zamanı var. Şu anda bahar ayındayız. Yani birçok şeyin dikildiği zamandayız. Şimdi bugün marketlerde biz yiyecek içecek falan bulabiliyoruz ama bugünlerde dikemezsek, mesela şimdi tarla domatesi için şimdiden dikmek lazım. Fide üretimi yapmak lazım. Bununla ilgili olarak kamu otoritesinden, devletten, hükümetten, Tarım Bakanı'ndan herhangi bir açıklama gelmedi. Yani koronavirüsün tarımsal bir açılımı olmadı. Umarım olur, umarım olur. Ama son aldığım haber işte Muğla'da arı kovanları, biliyorsunuz Muğla Türkiye'nin özellikle çam balı ihtiyacının %90'ını falan karşılıyor. Arıcılara haftada iki gün ziyaret edebilme, yani kovanları ziyaret edebilme ile ilgili bir açıklama yapılmış. Umarım bunun devamı gelir. Şimdi jandarma Van'da 73 yaşındaki bir amcamızın ihbar üzerine eve gitmiş. O da demiş ki benim kışlık odunlarımı hazırlanması gerekiyor. Ben dışarı çıkıp bunları kesmem gerekiyor ya da parçalamam gerekiyor diye bir şey yapmış. Bu jandarma da gitmiş orada. Jandarma maskeyi falan takmış, gayet güzel şey yapmış. Amcamızın, Van'daki amcamızın, 73 yaşındaki amcamızın kışlık odunlarının hepsini kırmış. Çok güzel bir hareket. Şimdi özellikle sosyal medyada, Facebook'ta yerel anlamda ben bir de şuna rastlıyorum. Yaklaşık işte bu işler başladığından beri. Biraz eli saz tutan, eli gitar tutan, biraz müzikten anlayan, biraz hani böyle düğünlerde falan çalan bazı arkadaşlar çok güzel müzikler paylaşıyorlar. Amatör insanlar müzikler paylaşıyor. Hatta ben bazen Allah Allah ya sen ya tanıdığım insanlar çıkıyor. Ya senin bu yeteneğin de var mıydı falan diyorum böyle. Çok hoşuma gidiyor. İnsanları bu şekilde evde oyalamak, evde onların daha iyi vakit geçirmelerini sağlamak. Ben çok güzel bir düşünce. Arkadaşlara dinleyenler ve izleyenler adına teşekkür ediyorum. Bu arada tabii evde spor yapılıyor. Evde sportif faaliyetler yapılıyor. Bir de bu şey biliyorsunuz moda oldu yani tuvalet kağıdıyla ayakta sektirme. Bizim çocuklar da yani gençler de örnek almışlar. Bir hani büyük sporcular, ünlü sporcular da yapıyor. Dalaman'daki çocuklar da yapıyor. Tebrik ediyorum. Şimdi eldiven ve maskeleri kullananlar sağa sola atmaya başladı. Ben onu geçen yayında da söylemiştim ama bu gittikçe çoğaldı. Şimdi eldiven maskeleri mümkün olduğunda çöp tenekelerine falan atmak lazım. Aslında bunlar tıbbi atık statüsünde. Onun için dikkatli olmak lazım. Hani bunu bir sefer daha hatırlatayım dedim yani. Şimdi bugün özellikle dünden beri şöyle bir şey başladı. Yani 48 saat hiç çıkmayın. Yani eğer 48 saat hiç dışarı çıkmazsak bu artışı azaltabiliriz, durdurabiliriz, pik yaptırabiliriz gibi bir anlayış var. Ama şimdi bu sosyal medyada çok yağılıyor ama yani yayılıyor ama bunun bir kamu otoritesi tarafından bir gününün belirlenmesi lazım. Yani şu tarihler denmesi lazım. Bence de çok mantıklı. 48 saat süreyle bir stop edebiliriz, durdurabiliriz birçok şeyleri. Hiç burnumuzu bile dışarı çıkarmayabiliriz 48 saat. Eğer bu hakikaten yani virüsün dağılımına olumlu etki yapacak, yani olumsuz etki yapacaksa eyvallah.
Şimdi bir tane vatandaş sosyal medyada gördüm, çok hoşuma gitti. Vatandaş kişisel OHAL'ini ilan etmiş. Aynen yazmış. Ben kişisel OHAL'i ilan ettim. Kira vesaire bilmem işte şey ödemeyeceğim diye bir pankart asmış. İnanılmaz koronavirüsle alakalı olarak Türk insanının zekasını ve zihin kıvraklığını gösteren birçok caps'ler var. Caps dediğimiz kısa görüntüler, kısa paylaşımlar, ilginç şeyler var. Yani bunları burada sıralasak zaman yetmez. Bazılarını örnek olarak söylüyorum. Şimdi Muğla Büyükşehir Belediyesi, sanırım Muğla'da, merkezde sarı, kırmızı, yeşil ışık yanıyor ya, onların içine yazı yazmış, evde kal, eve git falan diye. Mesela kırmızıda evde kal diyor, işte altta sarı yandığı zaman eve git falan diyor. Böyle bir uygulama yapmışlar, insanlar hatırlatma yapıyorlar. Bu da ilginç, yani ilginç bir uygulama. Dalaman Gazetesi'nin manşetini çok beğendim. Boydan boya bir manşet atmışlar. Evde kal, sağlıkla kal görseli var. Tüm Türkiye'de paylaşılan bakanlığın görseli var, onu paylaşmışlar. Sevgili gazeteci arkadaşım Güngör ve Melahat arkadaşımız bunu çok iyi akıl etmişler. Tebrik ediyorum. Yani şeyde gördüm sosyal medyada. Yani bundan daha büyük mesaj yok. Bundan daha büyük bir haber yok şu anda verilebilecek yani. Şimdi efendim, İtalya'da rahibeler maske yapıyorlarmış. Maske yapmaya başlamışlar. Birisi de yazmış altına, bizim imamlar nerede? Bizim imamlar niye maske yapmıyorlar diye. Şimdi tabii Hristiyanların anlayışıyla Müslümanların anlayışı bu konuda biraz farklı. Hatta yani şimdiki hükümetin bakış açısıyla şey farklı. Ben her zaman demişimdir yani, mesela Türkiye'de bütün iş kollarında maaşını beğenmeyen, ücretini beğenmeyen, fazla mesai ücretini beğenmeyen, işte ek ders ücretini beğenmeyen birçok sektör çıkmıştır zaman zaman. Bunların bazıları işte zaman zaman demiryolu işçisidir. Bazıları böyle kömürde çalışıyordur. Bazıları işte şeydir, sağlık çalışanıdır. Bazıları polistir, şudur budur. Fakat ben daha hiçbir imamın ya da camide görev yapan hiçbir görevlinin bizim maaşımız az dediğini ben hiç görmedim. Hiç görmedim yani. Onun için bu anlayış meselesi, anlayışla alakalı bir şey. Efendim, bugünkü notlarımızın sonuncusuna geldik. Önemli bir madde. Biliyorsunuz belediye ödenekleri iki katına çıkarılsın diyor. Kim diyor? Mürsel Alban, CHP Muğla Milletvekili. Belediye ödenekleri. Belediye ödeneği nedir? Şimdi Mernis sistemine göre bir beldede, bir ilçede, bir ilde yaşayan insanların sayısına göre bütçenin, genel bütçenin %8'i nüfusa göre belediyelere gönderilir. Belediyelerin en büyük geliri budur. Zamanında Turgut Özal tarafından çıkarılmış ve ondan sonra belediyeler daha bir hükmü kurum, daha da bütçesi olan daha zengin kurumlar haline dönüşmüştü 80'li yıllarda. Şimdi bu ödeneklerin iki katına çıkarılması isteniyor. Yani %8 yerine bütçeden %16 ayrılsın diyor. Şimdi biliyorsunuz Muğla'da büyükşehir olduktan sonra ödeneklerin %6'sı da büyükşehire gitti. Yani büyükşehir biraz daha güçlü bir teşkilat oldu. Ama bununla ilgili dün biliyorsun son dakikada gece, nedense böyle şeyler gece yarısı oluyor. İşte pikniğe çıkma diyorlar gecenin saat 12'sinde. Efendim mangal yakma gecenin saat 12'sinde. Ya kardeşim, bunu bir gün önceden söyleyin, gündüzden söyleyin. Millet belki planı var, hazırlığı var, şusu var, busu var. Tamam, ben yani tedbirlere katılıyorum falan ama ya bunların duyuru saati çok ilginç. Yani mesela Ulaştırma Bakanı'nın görevden alınması gecenin saat 1'inde oluyor yani. Normal yani koca güne şey kram mı girdi? Yani bizim orada öyle derler. Belediyelerden vergi kesintisi 3 ay süreyle yapılmayacakmış. Belki bu belediyelerin gelirleri anlamında bir can suyu olabilir. Ben son bir paylaşım yapmıştım. Burdur Belediyesi belediyeye ait iş yerlerini kiralayanların kiralarını 2 ay süreyle ertelemişti. Sayın Karakuş bu konuyla ilgili olarak bizim sorulan bir soru üzerine bizim dedi işte izin almamız lazım bakanlıktan. Hiç onun izinden falan alakası yok. Tamam, meclis kararıdır. Bir acilen meclis toplarsın. Olağanüstü toplantıyı çağırırsın. Bütün kiracılarımızın kiralarının hepsini 2 ay 3 ay öteledik dersin. Oraya buraya sormaya gerek yok. Tamamen şu anki belediyede iktidarda bulunan başkanın ve meclis üyelerinin sayısal olarak da bu gücü buna yeter. Tamamen isteklerine bağlı, taleplerine bağlı, istemelerine bağlı. Meclis toplantı al bir karar. Kira gelirlerini yani tamam, kira gelirlerinden biraz fedakarlık edeceksin ama yani bu zor şartlar altında herkesin fedakarlık yapması lazım.
Sen şimdi zaten Çevre Bakanlığı açıkladı. Salsala'ya ondan sonra Kayacık'taki tesisler için ödemen gereken kiraları ödemiyorsun. Zaten oradan tasarruf edeceksin. O zaman bu tasarrufu vatandaş için kullan. 100 küsur tane kiracım var. Bu kiracıların kiralarını ertele. Efendim az önce bir ambulans geçti. Niye geçtiğini anlayamadık. Tabii ambulanslar sık sık geçiyor. Her ambulanstan da böyle kıllanmamak lazım. Yani normal rutin olaylar da var. Bu arada ben telefonu şeye almıştım. Sessize almıştım. Habire çalıyor. Bir şey var herhalde. Neyse. Dalaman Atatürk Caddesi girişindeki, burası biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Döner Kavşak. Döner Kavşak. Trafiğin hiç durmadığı bir kavşak. Bu arada Dalaman çileği geldi yan tarafa. Tezgah kuruldu. O çilekler hepsi poşet içerisinde satılıyor. Bunlara nasıl izin veriliyor? İzin veriliyor mu? Tamam, poşette bir sıkıntı yok da izin veriliyor. Görüyorsunuz bugün hava bir açıyor bir kapıyor. Pikniğe gidemedik. Mangala gidemedik. Kayacı'ya gidemedik. Deniz kenarına gidemedik. Ama ben de son gelişmelerle ilgili olarak kısa notlar almıştım. En azından dedim bunları paylaşayım. Hepinize Cumhuriyet Meydanı'ndan saygılar, sevgiler, sağlıkla kalın. Teşekkür ederim.